Matematik 2 dersimizin 4. ünitesiyle ilgili soru çözüyoruz. Sorumuzu görelim. Bir malın talep fiyat esnekliği 3 bölü 4 ise x miktarı ve p fiyatı arasındaki ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada formülü hatırlamamız gerekiyor. Yani bu fiyat talep esnekliği, talep fiyat esnekliği formülü mutlak değer dx bölü dp çarpı p bölü x mutlak değer ile ifade edilir. Burada dx bölü dp x talep fonksiyonunun p'ye göre türevidir. Ve söylediğimiz gibi bu mutlak değerdir. Bunun 3 bölü 4'e eşit olduğu veriliyor. Şimdi talep fonksiyonu azalan fonksiyon olduğu için dx bölü dp negatiftir. Yani burada mutlak değerden eksi bir ifade çıkıyor. Dolayısıyla eksi dx bölü dp çarpı p bölü x eşittir 3 bölü 4. Ve sadeleştirme yaparsak yani x'leri bir taraf sol tarafta, p'leri sağ tarafta tutarsak yani p'leri sağa atarsak eksiği de sağa atarsak dx bölü x eşit eksi 3 bölü 4 dp bölü p ve sağdaki faydayı sola atarsak biz artı eşit 0 alırız. Her tarafı 4'e çarparsak o zaman ifademiz 4 çarpı dx bölü x artı integralı erken yazdık. 4 çarpı dx bölü x artı çarpı 3 çarpı dp bölü p eşit 0. Her taraftan integral alırsak 4 işte buradan yazalım. 4 integral dx bölü x artı 3 integral dp bölü p eşittir. C sıfırın integral olarak c yazıyoruz. Dx bölü x integralının ln x dp bölü p'nin integralında ln p olduğunu biliyoruz. Yani 4 ln x artı 3 ln p eşittir c. Bu 4'ü x'in kuvvetine, 3'ü de p'nin kuvvetine atarsak, bu logaritmanın özelliğinden yararlanıp bu işlemleri yaparsak, ln x üzeri 4 artı ln p'nin kübü eşittir c. Burada yer açalım. Ve ln'in bildiğimiz özelliğinden bunu ln x üzeri 4 çarpı p küp eşittir c yazıyoruz. Ve bu ln'in tabanı e olduğu için biz ln'den kurtulursak yani ln'i yazmazsak bu lnsiz yazarsak burada x üzeri 4 yani ln'in altındaki ifade p küp buradaki e sağa geçiyor. E üssü c. Sonuç x üzeri 4 çarpı p küp eşittir. E'nin e üssü c bağlantısını alıyoruz. Bu da gördüğümüz gibi E şıkkında verilmiştir.